Arkadaşlar merhaba. Bugünkü derste pocket mill yani cep frezeleme işlemini göreceğiz. Cep frezelemenin 4 türü var. Standart, eyes facing, phasing ve open diye adlandırılan 4 türü var. Birbirlerinden farkı şu. Standart olanı normal bir parçanın iç kısmında oyma işlemini tarif ediyor. Island ise oyma yapacağımız kısım başka bir kontür ile arada kalan kısım. Dolayısıyla arada kalan kısmın çıkartılmasına island diyoruz. Phasing ise parça üzerinde belli bir kısmın dışarısındaki kısmın sanki alın frezeleme gibi çıkartılması işlemi. Open ise cep frezeleme yapıyoruz ama onlardan onun bir kenarı veya birkaç kenarı tamamen dışarıya açık. Yani kapalı bir şekilde değil. Cut parameterslarda şu pocket type altında buradan belirliyoruz. Örneğimize devam edelim. Geçen hafta bu parçamızda kalmıştık. Parçamıza trim işlemi uygulamıştık. Şimdi bu noktadan sonra pocket diyoruz. Pocket cep frezeleme demektir. Cep frezeleme yapacağımız yeri seçelim. Matkaplama ile yapılabiliyor olsa bile bunu biz cep frezeleme ile yaparak daha pratik bir işlem gerçekleştirmiş olacağız. Chain yapıyoruz. Cep frezelememizin chain'ini belirliyoruz. OK diyoruz. Ve açılan ekranda chain geometrisinin bir olduğundan emin oluyoruz. Pocket seçilmiş. Buradan takımımızı seçiyoruz. 5 mm'lik takım seçili. Takımımızın spindle speed 1000 devir bölü dakika ve FPT yani diş başına ilerleme 0.09 mm bölü diş. Takım tutucusu standart. Kesme parametrelerini girelim. Kesme parametrelerimiz standart, phasing, island, remaining, open. Biz buradan standart seçiyoruz. Talaş bırakmak istemediğimiz için buralar 0 seçiyoruz. Kesme parametrelerinde tabii ki tekrarlı hareketler yapacağı için nasıl şekilde yapması lazım onu belirleyelim. Zigzag seçebiliriz. Paralel spiral şekli seçebiliriz. Ve burada step over percentage var. Freze çakısının çapının %50'si kadar yana ilerleme yapacak ki biz 5 mm vermiştik. Onun %50'si 2,5 mm yapıyor. Step over çaptan daha fazla olamaz. En fazla 5 mm olabilir. Ve biz bunu bu şekilde seçiyoruz. Enter motion girerken nasıl bir hareketle girsin ilk başta onu belirliyoruz. Finish parçaya kaba talaş yaptıktan sonra en sonuna temiz talaşlama, yüzeyin pürüzlülüğünü gidermek için yüksek hızda yaptı. Talaşlama işlemi finish. Onu da bu şekilde değiştirmeden bırakıyoruz. Bu işlemi yapsın diye. Depth of cut'ı aktif ediyoruz ve 1 mm talaş veriyoruz. Linking parameters'ta bütün değerleri absolute yapıyoruz. Ve baz alacağımız ilk başta referans değerimiz top of stock parçamızın en üst yüzeyi. Artık 25 mm'ye inmişti çünkü alın frezeleme yaptık. Onun 3 mm birkaç mm fazlası feed plane. Onun ondan biraz daha fazla olan retrack. İstersek clearance da açabiliriz. Açmak mecburiyetinde değiliz. Depth kısmı aşağıya kadar ne kadar inmesi lazım? Bu da 0 giriyoruz. 0 mm yani bizim koordinat eksen takımına kadar tamamen oysun anlamında. Soğutucumuzu açıyoruz. Ve işlemimizi gerçekleştirelim. Evet, bu deliği matkaplama yapmadan hep frezeleme şeklinde tamamlamış olduk. Mütakip işlemi görelim. Şu kısmı açalım. Burası kanal olarak adlandırılıyor. Kanalın aslında cep frezelemeden pek bir farkı yok. Şu iki tarafı birbirine paralel ise ve bunların ucu yaylarla birbirlerine birleştirilmişse bu tür şekillere kanal deniyor ve eğer birbirine paralel kenarı olan bir boşluk varsa ve bunların uçları da yaylarla birleştirilmişse bu gibi geometrilere kanal denir. Bu kanal esasen cep frezelemenin özel bir türüdür. Cep frezelemeyi de L'de yapabilirsiniz ama kanalla da
nasıl yapıldığını gör. Özel olarak slot olarak adlandırılan ile yapılıyor. Mecbur değiliz slotu kullanmaya. Şu orta kısmı halletmek için yine packet'ı da kullanabiliriz. Fakat slotu denemek için onu da seçiyoruz. Slotta çepeçevre chain yapacağız. Chain'e tıkladık. Birinci çizgimiz hemen mütakibindeki çizgi, hemen ucundaki çizgi ve hemen ucundaki yay. Başladığımız yere geri geldik. OK diyoruz. Bir adet chain seçmişiz. Slot mill yapacağız. Takımımızı da seçiyoruz. Takımımız 5 mm'lik takımı kullanmış olalım. 1000 devir bölü dakikayla dönsün. FPT'miz 0.09 olsun. Takım tutucumuz standart. Kesme parametrelerini tanımlayalım. Cut parameters'larda ok yönüm şu yöndü. Okun iç kısmı yani left kısımda kompenzasyon olması lazım. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Altta üstte yanda herhangi bir talaş bırakmasın diye buralar sıfırlıyoruz. Kaba talaş kısmına geliyoruz. Kanala girerken hangi açıda girecek, hangi açıda çıkacak, yüzde takımın ne kadar multipasolar yapacak onlar verilmiş. Bunları değiştirmiyoruz. Finish'e müsaade etmişiz. Bir adet finish yap. Finish'in miktarı da bu kadar olsun. 0.5 mm'lik bir boşluk olsun. En sondan alacağı finish. Depth of cut'ımız 1 mm'yi geçirmiyoruz. Aksi halde takımımız aşınır. Takım masraflarımız artar. Linking parameters'ları ayarlıyoruz. Hepsini absolute getirdim. Nasıl açmak mecburiyetinde değilim. Top of stock'u baz alacağım her şeyden önce. Parçamın üst yüzeyi 27 kalabilir. 25 de yapabiliriz. Onun bir miktar üstü feed plane olacak. Onun da bir miktar üstü retract olacak. Depth en aşağıya kadar parçayı boylu boyunca kanal açsın. Onun için 0 giriyoruz. Soğutucu akışkanımızı açıyoruz ve işlemimizi okeyliyoruz. Cut simülasyonumuzu görelim. Evet, burada dikkat edeceğimiz husus seçtiğimiz takım kesinlikle bu parçaya çarpmayacak kadar uzun olması lazım. Aynı zamanda da kanalın genişliğinden daha büyük bir takım da seçemeyiz. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bu gibi durumlarda hata mesajı alırız. Alacağımız hata mesajı eğer şu şekilde ise anlıyoruz ki büyük çaplı bir takım seçmişiz. Takımımızı küçültmemiz lazım. Şimdi delme işlemine geçelim. Delmek için drill seçeceğiz. Drill için opsiyonlarımız var. Şurası manuel selection, şurası entity automatic selection. Manuel selection'a tıklayıp parçamızın merkezini belirlemek zorundayız. Ekranda gördüğümüz gibi parça merkezi otomatikman geliyor, görüyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımızda bu gözükmeyebilir. Bunu seçmek önemli. Onun için gözükmeme nedenlerini izah edelim. Parça nasıl seçilir ona bakalım. Eğer orta noktayı yakalayamıyorsak, kuadrantlarında bir süre beklersek bir parçanın o noktayı yakalarız. Şu nokta arası otomatikman orta noktayı belirliyor. İki noktanın arası. Bu bir yöntem. Daha başka bir yöntem entities deriz. Eğer orta noktayı seçemiyorsak bu çemberin kendisini seçeriz. Bu başka bir yöntem. Aynı zamanda bunların haricinde otokursöre gelip arc center'ı seçerek biz herhangi bir arkın merkezine şu şekilde art işareti konmasını sağlarız. Art işareti görünür bir şey olduğu için seçmesi kolay oluyor. Şuradan şu merkezi, bu merkezi aynı anda seçiyoruz ve OK diyoruz. Bakın gördüğümüz gibi 3 tane seçmiş. Tabii bu bizim işimize gelmez. Tekrar seçim yapalım. Mevcutları bir silelim ve yeniden tıklayalım. Sağ tıklayıp add point diyelim. Şu noktamızı ekleyelim. Bir de şu noktamızı ekleyelim. OK diyelim. İki tane nokta seçilmiş. Burada da iki tane yazıyor. Bu sefer sıkıntı yok. Drill diyoruz. Takım seçelim. Matkap takımı olarak yine 5 mm'lik ucu kullanalım. 1000 devir bölü dakikalık dönme hızı 0.09. Takım standart olsun. Kesme parametrelerimiz. Drill counter bore. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Linking parameters hepsini absolute getiriyorum. En dip kısım 0 mm, parçanın üst yüzeyi 25 mm ve buradan bir miktar fazlası da retract olacak şekilde ayarlıyoruz. Column soğutucumuzu açıyoruz.
Ve işlemi tamamlıyoruz. Simülasyonunu yapalım. Parçanın dışına çıkmadı. İçeride kaldı. Bunu yukarı çekmemiz lazım bir miktar. Parametreslerden linking parameter. Clearance retraction'ı 27 değil de 30 verelim. Okey diyelim. Ve yukarı kalkmasını bekleyelim. Kat simülasyon yapalım. İkisi de delindi. Tabii ki özellikle küçük çapla deldim önceden. Şunu unutmamamız lazım. Bunun çapı her ne ise onunla aynı anda tek bir pasoda delme işlemini gerçekleştiremeyiz. Teoride bu mümkün olsa bile pratikte mümkün değil. Çünkü çok büyük miktarda talaş kaldırmamız gerekir. Bu da takımımızı kırar. O nedenden dolayı önce küçük çapla deliyoruz 5 mm'li olduğu gibi. Sonra bunu genişleteceğiz. Öncelikle şunun çapını bir ölçelim. Analyze entity diyelim. Şu parçamızı seçelim. Parçamızın çapı 11 mm'ymiş. Dolayısıyla 11 mm'lik bir takım seçelim. İkinci bir işlem yapalım. Bu işlemi tekrarlayacağımız için sağ tıklayıp copy yapıp daha sonra yapıştırmak suretiyle aynı işlemin tekrarını getiriyorum. Ve takım olarak 5 mm yerine 11 mm'lik bir takım seçeceğim. Çapa göre bir sıralama yaptım. 11 mm çaplı bir. Ben HSS seçiyorum. Ve yine 1000'e 0.9 bunları güncelleyelim. 2000 enter. 0.09 enter. İşlemimizi tekrarlayalım bakalım. Evet, 2 parçamızda delmeye çalıştı. Ucu çıkmadı. Ucunun tabii ki 45 derecesi olduğu için birazcık daha ilerleme vermemiz gerekiyordu. Parametrelere geldik. Depth yerine bir hesaplama yapalım. 11 mm'lik takım için 3 mm daha. Bunu ekleyelim. Eksi 3.33'e gitsin. Tamam diyelim. Ve kat simülasyonumuzu yapalım. Evet, tamamen delinmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bütün operasyonları seçip kat simülasyonunu yapalım. Bu kat simülasyon yaparken ekran kaydını şuradan da alabiliriz. Onu da göstereyim size. Record'a basıyoruz. Hem biz kat simülasyonu görüyor olacağız hem de kayıt işlemi başlamış olacak. Şurada şu işaret görünce kayıt devam ediyor anlamında. Şu anda kenar frezelemenin multipasoları yapılıyor. Cep frezelemeye geçti. Şimdi kanal frezeleme yapıyor. Delik deldi birinci paso, ikinci paso da deliği tamamladı. Bu şekilde kaydımızı da durdurabiliriz. Ve dosyamıza bir ad verip bunu kaydedebiliriz. MP4 olarak kaydet diyoruz. Boyutu 5.76 MB imiş. Operasyonu da gösteriyor burada adım adım. En son işlem olarak diril işlemini iki delikte değil de tek delikte yapıp size bir de diş açma olayını göstermek istiyorum. Parametrelerden tool type noktamızı bir nokta seçeyim ben. Noktalardan bir tanesini sileyim. Diğer noktamız seçili kalsın. O nokta hala çapı 5 mm'de olacak. O 5 mm'lik çapa bir sizle diş açacağız. Şu anda son durum şu şekilde olacak. Şu iki işlemi seçelim. Bu iki işlemi simüle edelim. Gördüğümüz gibi deliklerden birisi 5 mm, diğeri de 11 mm çapta. Şu 5 mm çapta olana bir kılavuz açalım. İngilizcesi tap. Buna bir kılavuz açacağız, diş açacağız. Diş açmak için tablolar mevcut. Bu tablolara göre dişler açılır. Biz metrik diş açmak istiyoruz. 6 metrik 6'lık diş açmak istiyoruz. Neden metrik 6? Çünkü zaten bunun matkap çapı 5 olması gerekiyor. Biz 5 mm ile delmiştik. Hazır 5 ile delince de metrik 6 diş açabiliriz.
Metrik altı dişin hatvesi adım olarak da adlandırılıyor. 1 milimetreymiş. Vidanın karakteristikleri, yani dişli bir çapı, diş üstü çapı burada verildiği gibi yeni bir drill operasyonu yapacağız. Bu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Parametrelere girip mevcut chain'i değiştireceğim. Daha doğrusu noktayı, nokta 1'i silip sağ tıklayıp nokta ekle diyorum. Merkezi seçtim ve okey diyorum. Nokta 1 seçilmiş bir noktamız var. Drill yapacağız. Takım olarak çok spesifik bir takım seçmeliyiz. Lütfen buna dikkat edelim. Tipe göre sıralıyorum. Tap yazan takımı seçeceğim. Tap dediğimiz bizim kılavuz. 6 milimetre çapta metrik altı ve 1 milimetre hatveye sahip bir kılavuz. Bunu seçtik ve okey diyoruz. Hızını vesaire bunları değiştirmiyoruz. Bu değerleri çünkü kendisi senkron bir şekilde yapacak. Biz bunlara dokunmuyoruz. Kat parametrelere geliyoruz ve tipi tap olarak seçiyoruz. Yapacağımız diğer işlem bu. Linking parametreleri belirleyelim. Aynı parametreler. Ucu yine 45 derecelik açı olduğu için eksi 3,3 milimetre inmemiz lazım. Soğutucu akışkanımızı açtık ve operasyonumuzu bir kat simülasyonunu görelim. Tab işlemini de yapmış oldu. Tabi bu simülasyon olduğu için burada dişleri gösteremiyor ama şu anda diş işlemi, diş açma işlemini de gerçekleştirmiş oldu. And back. Yeah, all the bits are falling. Dropped down in inside backwards and allowed it to snap on. Arkadaşlar, bu seçim işlemleri yaparken eğer ekranımızda grafiksel nedenlerle okları, noktaları göremiyorsak bir ekran kartımızı kontrol edeceğiz. Şöyle bir kontrol yapıyoruz. Konfigürasyondan screen'i açacağız. Oradan Disable Hardware Acceleration'ı tıklayacağız. Disable edeceğiz yani. Bu şekilde görünür hale geliyor işlemler. Olmuyorsa Advanced Configuration'dan yapacağız. Bu ayrı bir program gibi geliyor. Onun için ayrıca yazmamız lazım. Bunun Graphic Support kısmına geliyoruz. Özellikle Hardware Acceleration'ın disable olması, üçünün de disable olması ama özellikle Hardware Acceleration'ın disable olduğundan emin olmamız lazım. İki boyutlu parçamızı yüklerken ve bu eğer IGES dosyası ise şu şekilde IGES'ten yükleyeceksek geometriyi DVG yerine bunun bir handikapı var. IGES dosyalar kendi içerisinde şuradan bir istatistiğe bakarsak 5 tane line, 8 spline var. Arkları, circle'ları spline'e çeviriyor kendisi. Spline'ı da seçemiyoruz biz. Seçme yapmak istediğimiz zaman. O gibi durumlarda bizim yapmamız gereken işlem entities'i kullanmak. Entities'i tıklayıp entities'den seçmek de bir opsiyon arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar.